Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza Akın Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi haftalardır konuşulan bir gündem maddesi Sedat Peker'in videoları. Başta çok ciddiye alınmamıştı ama iddialar çok vahim. Ve herkes bu videoları konuşur oldu. Bir dizi bekler gibi herkes saat tutuyor adeta bu videoları bekliyor ki yarın da yine bir video gelecek. Peker böyle dedi, Soylu'ya yanıtını içeren bir video. Videoların hedefinde, Sedat Peker'in hedefinde Pelikancılar diye tabir edilen işte Albayraklar çevresi diyebiliriz. Eski Emniyet Müdürlüğü'nden Mehmet Ağar var. Oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım Demirören, yargıya taşınan konular oldu. Muhalefet mecliste araştırılsın diyor. Ama son günlerde de okların daha çok Süleyman Soylu üzerinde toplandığını görüyoruz. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Birkaç haftadır neler yaşıyoruz? Şöyle bir toparlayabilir misiniz bize meseleyi, özetleyebilir misiniz? Çok kısa sürede tatmin edici bir özet yapmak mümkün değil elbette ama önce hani ortaya çıkan tabloya dair söylenecek birkaç şey var elbette. Şimdi şunu, özellikle 2019'dan beri, öncesi de var elbette ama 2019'dan beri şunu biliyorduk ki Adalet Kalkınma Partisi Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu iktisadi kriz ve kendi iç siyasal kriziyle birlikte büyük bir destek itimi yaşıyor, bir kriz yaşıyor. Bir tür hasta vücut gibiydi Adalet Kalkınma Partisi. Hasta vücutlar bu tür enfeksiyonları göstermeye, dışarıya vurmaya daha açıktır. Kendi iç deseninde AKP'nin özellikle 2016'dan sonra oluşmuş iç deseninde bir gerilim olduğu da biliniyordu. Zaten Süleyman Soylu'nun aylardır bunu bekliyordum sözleri bu açıdan dikkat çekicidir. Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada aylardır böyle bir şey bekliyordum diyor. Demek ki aylardır devam eden bir gerilim ve aslında çatışmaya dönmüş bir gerilim var. Buradan ortaya çıkan ilk şey çok zayıflamış olan, eskiye göre çok zayıflamış olan AKP'nin içindeki çatışmaların artık dışarıya vurmuş olmasıdır. AKP'yi ateşli hale getirmesidir. Birincisi bu. İkincisi, AKP'nin kurduğu sistemin, siyasal sistemin, kendi içinde kurduğu siyasal sistemin ve devlete bulaştırdığı cerahatlerin ortaya çıktığı bir süreçtir bu. Şimdi Sedat Peker bir suç örgütü lideri diye anılıyor, haklı olarak. Herkes onu öyle anıyor. Fakat biz öğreniyoruz ki Sedat Peker Türkiye'de bir şehirden bir şehire neredeyse devlet protokolüyle gidip gelmiş. Özel olarak korunmuş, yurt dışına çıkarken bile kendisi korunmuş. Şimdi bundan daha fazla devlet ne olabilir ki? Zaten devletin kendisi olmuş bir bakıma. AKP'nin ve AKP iktidarının Türkiye'de hem siyasal sistemi hem de devleti, bürokratik olarak devleti getirdiği noktayı da gösteren bir olay olarak dikkat çekiyor. İkincisi bu. Son bir nokta toplam manzaraya ilişkin. Erdoğan'ın siyasi tarihi açısından müstesna bir dönem yaşıyoruz. Erdoğan'ın sessizliği, Ramazan ayının son 3 haftasına yayılmış derin sessizliği, Ramazan bitmiş olmasına rağmen ve hatta geçtiğimiz hafta Erdoğan daha fazla sahaya çıkar ve konuya müdahil olur beklentileri olmasına rağmen gerçekleşmedi. Erdoğan bu konuda sahaya çıkıp şaşkınca ne olduğunu anlamaya çalışan kendi taraftarları da dahil olmak üzere topluma bir güven telkin edemiyor. Sorunun çözümüne dair bir inisiyatif alamıyor. Bu Erdoğan'ın güçsüzlüğüdür. Soylu'nun arkasında durmak ya da ondan vazgeçmek. Bu iki keskin hamleyi de yapamıyor. Belirsizliğin sürmesine razı oluyor. Bu da Erdoğan'ın hem AKP içinde hem de aslında devlet mimarisi içinde, ittifaklar kurduğu ittifaklar içinde eskisi kadar güçlü olmadığına dair bir işaret diye düşünüyorum. Peki bu sessizlik daha ne kadar sürer? Bir noktada kırılır elbette. Evet. O nokta ne olur? Ne o sessizliği bozar artık? Belli ki orada bir denge sürüyor. Hani aslında sonuna tanık oluyoruz. Biz bir kavganın sonuna tanık oluyoruz. Soylu'nun aylardır dediği şey aslında belki yıllardır süren bir gerilim. İşler iyi giderken bir siyasal hareketi oluşturan fraksiyonlar birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Klikler, fraksiyonlar. Fakat işler kötüye gitmeye başladığında, örneğin maddi olanaklar azaldığında, dağıtılan imtiyazlar azaldığında bunların paylaşmasıyla ilgili sıkıntılar başlar ve bu tür çatışmalar ortaya çıkar. Dolayısıyla belli ki devam ediyor bu çatışmalar. Bir nihayete, bir kararlı denge noktasına ulaşmış değil. Sanırım bu bittikten sonra
daha net şeyler söyleyecek Erdoğan. Fakat bu süreç Erdoğan'ı ne kadar yıpratacak? Bir şey söylemek için kamuoyunun, toplumun, hatta kendi taraftarlarının, seçmenlerinin karşısına çıktığında eskisiyle o an arasındaki güç farkı ne olacak? Bunu da şimdiden kestirmek çok olanaklı değil. Çıktığında ve ne söylediğinde belki tekrar konuşabileceğimiz bir şey var. Peki sizce hala bir uzlaşı yolu ya da ne diyelim, pazarlık kapısı açık mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peker videolarında bambaşka bir noktayı koyuyor. Çevresi kötü diyor. Yaklaştırmıyorlar yanına diyor. Sizce böyle de bir ihtimal var mı? Böyle bir ihtimal olabilir. Hatta son günlerde, son birkaç günde şu tür işaretlerin çoğalmaya başladığını görüyorum ben. Bunu bir fırsata çevirmek. Hani şimdi daha önce Erdoğan pek çok krizi neredeyse ondan faydalanarak yönetti. Örneğin işte cemaat, yargı ve emniyet bürokrasisindeki cemaat unsurlarının yaptığı 17-25 Aralık operasyonlarından güçlenerek çıktığını söyleyebiliriz. En azından operasyonel kısmından. Şimdi buna ilişkin de, bu dönemde yaşananlara ilişkin de son zamanlarda bunun bir fırsat olabileceği, Türkiye'nin temizlenmesi için bir fırsat olabileceğine dair AKP'nin çekirdeğinden bazı değerlendirmeler görmeye başlıyorum. Böyle bir şey deneyebilirler. Fakat bunun gerçekleşmesi için sosyal ve iktisadi koşullar uygun değil. Yani Türkiye'nin tek sorunu Peker ve Peker'in ortaya saçtığı bilgiler değil. Bunların bir kısmı zaten toplum tarafından aslında biliniyordu. Türkiye toplumu Sedat Peker'in bir siyasal figür gibi ortaya çıkıp bir eliyle Rabia, bir eliyle bozkurt işareti yaparak miting meydanlarında muhalefeti tehdit ederken aslında Sedat Peker'in ne tür bir ittifak ilişkisi içinde olduğunu biliyordu. O ilişkinin ne tür sahada ne tür ilişkilerle yürüdüğünü biliyordu toplum. Fakat bugün o bilgi bizzat içinde olan birisi tarafından ifade ediliyor ama bu ifade edilirken Türkiye aynı anda büyük bir yoksulluk, işsizlik, pahalılık, geleceğe ilişkin umutsuzluk, salgın nedeniyle endişe, hatta kızgınlık, iktidar ve onun temsilcilerine karşı kızgınlık durumundayken ortaya çıkıyor bu. Önceki krizlerden farklı olarak krizin gerçekleştiği atmosfer de çok fazla aleyhte. O yüzden bu hem aralarındaki uzlaşmayı zorlaştıran bir şey, hem de toplam olarak bu işin altından kalkmalarını zorlaştıran bir şey. Maddi koşullar, nesnel koşullar bu sürecin hasarsız atlatılmasını olanaksızlaştırıyor diye düşünüyorum. Anladım. Peki bu gördüklerimiz sizce buzdağın görünen kısmı mı? Ne dersiniz? Tabii bu ki iddialar, aslında çok... işte mafya ve devlet ilişkisi bu kadar girift hale gelmiş, gözler önüne serilmişken, işin arka planında çok daha farklı meseleler de olabilir mi acaba? Öyle, elbette öyle. Biz bir kısmını görüyoruz. Hatta bize Sedat Peker'in ya da onunla birlikte davrananların göstermek istediği kadarını ya da göstermenin yararlı olduğunu düşündükleri kısmını görüyoruz. Belki çok daha önemli, hem toplum için hem siyaset için çok daha önemli ayrıntılar henüz perde arkasında belki. Belki hep perde arkasında kalacak. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Türkiye'de yeraltı dünyası, mafya, nasıl adlandırırsak adlandıralım, çeteler ile siyasal iktidarlar arasındaki ilişkinin tarihi oldukça eski. Neredeyse 70'li yıllara kadar gidiyor. Bizim burada dikkatimizi çekmesi gereken şeylerden bir tanesi şu. AKP 2002'de iktidara gelirken ve iktidara geldikten sonra işte temiz toplum, yoksulluklarla, yolsuzluklarla mücadele, çetelerden temizleme devleti dedi. Pek çok araçsallaştırılmış siyasal operasyonlar düzenlendi. İnsanlar cezaevlerine kondu. Bütün bunlar Türkiye'yi temizleme, çetelerden, vesayetten arındırma gibi bir takım kabukların arkasında yapıldı. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki AKP bunu yapmadığı gibi maalesef yaklaşık 50 yıllık bir gelenek olan devletle bu tür yapılar arasındaki ilişkiyi yeni ve daha öncekilerin hayal bile edemeyeceği noktalara taşımış. Bunlarla sıcak sakız gibi yapışmış, iç içe geçmiş. Yani bunları araç gibi kullanan bir yönetim mekanizması olmaktan çok bunlarla neredeyse birleşmiş. O yüzden bünyeden çıkartırken zorlanıyor. Derinin altına giren keneyi doktorlar hemen çıkarmayın derler. Biraz öyle bir durum yaşanıyor. Şimdi Hakkı Bey, bir diğer yandan da bu Susurluk skandalıyla bugün yaşananlar bazı kesimler tarafından benzerlik
gösterdiği yönünde açıklamalar geliyor. Benzerlik gösterdiği yönler var mı? Farkları var mı? Bu iki mesele arasındaki yorumunuz nedir? Benzerlik gösterdiği yanlar var elbette. Bir kere aktörleri benziyor. Yani Susurluk raporunda dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın yazdığı Susurluk raporunda geçen isimlerin bir bölümü bugünkü ifşaatlarda da geçiyor. Hatta bugünkü ifşaatlarda adı geçenlerin hemen hemen neredeyse hepsi 97 tarihli Susurluk raporunda geçiyor. Bu açıdan aktörleri de dahil olmak üzere, yöntemleri de dahil olmak üzere işte uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, mala çökme gibi yöntemler de dahil, aktörler de dahil olmak üzere bir benzerlik var. Fakat farklılık aslında az önceki soruyu konuşurken söylediğim gibi bir farklılık var. Çok daha sistematik hale gelmiş görünüyor. Susurluk döneminde her şeye rağmen devletin içinden bir direnç çıktı, bir refleks oluştu. Bazı adımlar atılmıştı. Ne bazı kadar yeterli, atıldı. Yeterli değil. Tabii bir gerilime ama. Yol açtı ve bazı adımlar atıldı. Bugün bu söz konusu değil. Susurluk'la en önemli farkı bu. Biz bugün AKP'nin iç siyasal dengelerini bekliyoruz. Hukuku, Türkiye'nin daha iyi bir ülke olması için ne yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İşte Süleyman Soylu mu Berat Albayrak'a üstün gelecek? Onun elinde mi acaba daha çok belge var? Bir neredeyse saray içi çatışmanın sonuçlanmasını bekler pozisyondayız. Evet. 97'den en önemli farkı bu. Hiç kimse derken toplumu kastetmiyorum. Devlet ve konuyla ilgili kurumlar, siyasetin, iktidar siyasetinin unsurları açısından söylüyorum. Hiç kimse konuya bir temizlik, Türkiye'nin geleceği açısından bakmıyor. İktidarın ikbali açısından bakıyor. En önemli fark bu sanırım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz. Ortada çok vahim iddialar olmasına rağmen Cumhuriyet Savcıları harekete geçmiyor. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sessiz. Bu sessizliği şuna yorar mısınız bilemedim ama Sedat Peker demişti ya hani konuştuğum, adını andığım kişiler beni yalanlamasın. Ben dersime çalıştım. Rezil ederim. Pişman ederim, rezil ederim. Evet, bunu işte öz ışıklarda da yaptığını görüyoruz. Bunu tabii ki Erdoğan ve Abdülhamit Gül üzerinden söylemiyorum ama diğer pek çok iddia sahibi için de söylüyorum. Bu genel sessizliğin sebebi bu olabilir mi? Hakikaten elinde başkaca videolar saklıyor olabilir mi? Evet, genel sessizliğin bir nedeni bazı unsurlar açısından bu olabilir. Çünkü hani kimlerle ilişkilendiğini henüz tam olarak bilmiyoruz. Peker'in kendisi de ilişki ağının haritasını açıkça ilan etmiyor ama belli ki başka bağlantılar da bulunmuş ya da başka bağlantıların bilgisine sahip, belgesine sahip belli ki. Bu aralarında siyasetçilerin de olduğu, gazetecilerin, işte bize kanaat önderi diye paketlenen bazı iktidar unsurlarının da bir endişe taşıdığı ve o endişe nedeniyle sessiz kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Bir tanesi bu. İkincisi, öyle bir sarsıntıya yol açtı ki aslında birçok insan da nereye varacağını, nereye evrileceğini görmek için bir tür bekleyici bir sessizlik içinde olabilir. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Peker ilk ortaya çıktığında mesela bizim için acaba ne olacak dediğimiz anlarda ben eminim ki AKP'nin içindeki ya da devlet bürokrasisinin içindeki pek çok kişi eyvah demiştir. Yani kendi kabahatini bilen insanlar işin nereye gidebileceğini, nerelere varabileceğini bunu bir neredeyse dizi film gibi seyreden toplumun büyük çoğunluğundan farklı olarak öngörmüştür. Bazı insanlar demiştir ki eyvah bana da gelir mi bu mesela? Ya da bazı insanlar da ya şuna gidebilir, onun yanında çok görünmeyeyim ya da onu destekliyor gibi görünmeyeyim demiş olabilir. Bunun en açık kanıtlarından bir tanesi Süleyman Soylu hakkındaki iddialar henüz bu noktaya gelmemişken, yani Süleyman Soylu daha az itham altındayken dahi, üstelik sadece AKP unsurları da değil, Süleyman Soylu'yla daha yakın olduğu varsayılan, düşünülen MHP'li siyasetçilerden de beklediği ya da ihtiyaç duyduğu desteği göremedi. Evet. Bu da çok ilginç gerçekten. Daha önce istifa etmek istediğinde çok sayıda destek gelmişti. Sedat Peker'in iddiası odur ki sosyal medyada bot hesaplarla bu destek yapıldı ama hadi bot hesapları bir kenara bırakalım. Pek çok siyasiden de AKP ve MHP'li siyasilerden de açıkça destek gelmişti Soylu'ya.
Şu an böyle bir destek yok. Hakikaten bu da dikkat çekilecek bir mesele. Peki muhalefetin tavrını nasıl yorumluyorsunuz? İzninizle. Bu meseleye bu karşı. Destek konusunda bir şey daha söyleyebilir miyim izninizle? Buyurun tabii ki. Şimdi sosyal medya üzerinden yapılmıştı ilk istifasından sonraki destekte. Evet. Anında derhal büyük bir organizasyon başlamıştı. Şimdi şunu biliyoruz bugün itibariyle. Sosyal medya kampanyaları teknik olarak da işte bot hesaplar vesaire algoritmaları kullanarak teknik olarak da manipüle edilebiliyor. Hı-hı. Ayrıca siyasal olarak da manipüle edilebiliyor. Yani bir yerden bir işaret geliyor. İşte söz gelimi AKP örgütleri, il ve ilçe örgütleri üyelerine mesaj atıyor. Şuna katılıyoruz, buna katılıyoruz diye. Bu bir etkiye yol açıyor. Bu toplumun genel eğilimini göstermez ama oradaki siyasal terkibin, artık AKP mi MHP mi hangisiyse, ikisi de mi, oradaki siyasal terkibin eğilimini göstermek açısından önem taşıyordu o destek. Daha öncekinde de. Buna kalkışmadılar. Yani böyle bir niyetleri olsaydı bir sosyal medya gürültüsü yaparlardı. Niyet etselerdi. Demek istediğim bu. Muhalefeti sordunuz sanırım. Muhalefet, evet. Muhalefet, şimdi muhalefet şimdi meclise gelsin, araştıralım diyorlar. Evet, zaten şöyle bir durum var. Şimdi Süleyman Soylu'ya bir savcının soruşturma açma yetkisi yok. Türkiye 2017'de sonuçları tartışmalı olan bir referandumla yeni bir rejime geçti. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniyor adına. Türk tipi başkanlık sistemi de deniyor. Bu sistemde bir bakanın yargılanabilmesi, üzerine atılı suç iddialarıyla soruşturulabilmesi için dahi ya Cumhurbaşkanı'nın onayı ya da meclisin nitelikli çoğunluğunun kararı lazım. Mecliste bir nitelikli evet, çoğunluğu yok. En son 301 imzayı açtılar. 301 milletvekili imzası gerekiyordu. Hı hı. Ama muhalefetin bu kadar milletvekili yok. Sanırım evet. 204 muhalefetin vekili sayısı. Şimdi dolayısıyla tek başına bunun yeterli olmayacağı açığa çıkıyor. Yani elbette buradan zorlamak lazım. Hatta belki AKP ve MHP milletvekillerinin içinde bu konuda tereddüte düşüp buna imza verme eğiliminde olabilecek kişileri de belki zorlamak lazım. Ama bunun tek başına yeterli olmadığı açık. Muhalefet, şimdi Türkiye gerçekten bunun altından nasıl kalkacağımız çok önemli. Evet. Sorun sadece bir iktidar değişikliği, Ankara'daki bazı odalardan birilerinin çıkıp onların yerine başka bir parti mensubu olan insanların girmesinin ötesine geçti. Türkiye 19 yılın sonunda geldiği noktada sadece bir iktidar değişikliğiyle giderilemeyecek bir hasar görmüş belli ki. Görmüş de diyorum, gördü, gözümüzün önünde oldu bütün bu. Muhalefetin hem toplumu buna hazırlaması gerekiyor ve toplumu bu işin bir aktörü olarak organize etmesi gerekiyor. Toplum, Türkiye'deki değişimin, müstakbel değişimin, Türkiye bir değişimin eşiğinde, bu çok açık. Bu kavga boşuna çıkmadı. Dünyada özellikle ABD'nin, Türkiye'nin göbekten bağlı olduğu ABD'nin bir müktesebat değişimi yaşadığı bir dönemde Türkiye'de değişecek elbette. Ama bu değişimin aktörü, bu değişimin zorlayıcısı kim olacak? Toplum mu olacak? Yoksa devletin tepesinde bir görev değişiminden ibaret mi kalacak? Muhalefet için bu noktada muhalefetin pozisyonu önem kazanıyor. Muhalefet sadece bir seçimle iktidarı devralmanın ötesinde toplumu ikna ettiği bir yenilenme. Bütün bu süreçleri açıp sadece bu da değil. Sadece Sedat Peker'in ifşa ettiği süreçler de değil. Türkiye'nin son 20 yılını, belki daha öncesini sistematik olarak bununla hesaplaşacak, illa yargı vesaire, bu elbette yargı da olacak ama sadece bu açıdan demiyorum. Türkiye'deki siyaset alışkanlıkları açısından, toplum ve devlet ilişkisi açısından, medya açısından, gelecekte bir daha bu tür sorunlar yaşamamak için önlemler alacak bir bu işin içinden böyle bir çıkışı olacaksa Türkiye'nin toplumun aktör olarak işin içinde olması lazım. Konuya el koyan unsurlardan bir tanesi olması lazım. Bu konuda muhalefete büyük görev düşüyor. Muhalefet halka, topluma sabredin, ilk seçimde gidecekler demekle yetinmemeli. Toplumu toplantılarla, hatta eylem, mitinglerle, gösterilerle toplumu bir talep unsuru olarak diri tutmalı. Bu sürecin içine katmalı diye düşünüyorum.